Merhaba arkadaşlar, ben elektrik 2. sınıf öğrencisi Saadettin Afaydın. Bugün sizlere hidroelektrik santrallerini anlatacağım. Hidroelektrik santralleri nedir? Doğal veya yapay olarak belli bir seviye kazanmış su, daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir. Türbin çaklarına büyük bir hızla çarpan su, türbin milini döndürür ve dolayısıyla jeneratörü çalıştırır ve elektrik üretilmiş olur. Bu dönüşümün yapıldığı tesislere genel ismiyle hidroelektrik santral denir. Hidroelektrik santral nasıl çalışır? Hidroelektrik enerji santralleri suyun gücünü elektrik enerjisine dönüştüren yapılardır. Yüksekliği olan suda bulunan bu potansiyel enerjiye hidroelektrik enerji denilmektedir. Bu hidrolik enerji kurulan belli sistemler ile mekanik enerjiye, ardından da o mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Üzerine kuruldukları suyun özelliğine göre HES çeşitleri. Birinci akarsu tipi barajsız hidroelektrik santraller. Elektrik üretmek için baraj yapılmaz. Akarsu bir kanal veya tünele alınarak belli bir meyil kazandırılır. Türbin ise bir köprü gibi kanalın üzerine kurulur. Barajsız hidroelektrik santrallerin kurulacağı akarsuyun türbin milini çevirebilecek potansiyeli ve yıllık devisinin asgari elektrik üretimine yetecek kadar olması gerekir. İkinci depo tipi barajlı hidroelektrik santraller. Akarsu üzerine barajlar yapılarak önce büyükçe bir yapay göl meydana getirilir ve burada su biriktirilir. Bu suyun belli bir potansiyel enerjisi vardır. Dolayısıyla kurak geçen yıllarda bile bu tip hidroelektrik santrallerde elektrik üretilebilir. Dünyada en yaygın kullanılan hidroelektrik santral çeşididir. Medyadır hidroelektrik santraller. Okyanuslarda meydana gelen gelgit olayından yararlanılarak elektrik enerjisi üreten santrallerdir. Ülkemiz gelgit enerjisi bakımından uygun değildir. Ancak dünyada uygulamaları vardır. Örneğin Fransa'nın Atlantik sahilinde her biri 10 MW gücünde 24 adet santral vardır. 4. Depresyon hidroelektrik santraller. Denizden alçakta olan çöllerde veya denize kıyısı olan çok sıcak bölgelerde suyun fazla buharlaşmasından yararlanarak elektrik üreten santrallerdir. Türkiye'deki bazı hidroelektrik santraller. 1. Atatürk Barajı. Tek başına elektrik enerjisinin %7'sini karşılayan dünyanın sayılı, Türkiye'nin de en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı, hidroelektrik santrallerinde 20 yılda 145 milyar kilowatt saat elektrik enerjisi üretmektedir. 2. Elazığ Keban Barajı. Elazığ, Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde 1965 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin ikinci büyük baraj gölüdür. Barajın toplam gücü 1330 MW, yıllık üretim 6 milyar kilowatt saattir. Bu bölümde ise Türkiye hidroelektrik santralleri haritası bulunmaktadır.